Şehri Gündem programı olarak bugün Ankara'da iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Uğur Coşkun Bey ile birlikteyiz. Uğur Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1970 Ankara doğumluyum. Tıp Fakültesini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde okudum. Bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları ve ardından tıbbi onkoloji ihtisasını tamamladım. 2002 yılından itibaren tıbbi onkoloji uzmanı olarak devam etmekteyim. 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanı aldım. Bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde tümör immünolojisi alanında araştırıcı olarak görev yaptım. Şu anda da Ankara Bahçelievler'deki muayenehanemde tıbbi onkoloji alanında, kanser hastalığı alanında hastalarıma hizmet veriyorum. Uğur Bey, kanser tanısı konulmuş hastalara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Geçmiş yıllara göre tabii kanserde çok büyük ilerlemeler oldu. Birincisi teşhiste ilerlemeler oldu. Daha erken teşhislerimiz oldu. Bunun yanında daha erken teşhis ve teşhis imkanları artmasıyla kanser sıklığı da daha fazla olduğundan, eskiden gördüğümüzden daha fazla görmeye başladık. Onun dışında tabii çok yeni ilaçlar gelişti. Geçmişte belki hiç kurtulamayan hastalar şu anda günümüzde kurtulma imkanı var. Akıllı ilaçlar dediğimiz, hedefe yönelik tedaviler dediğimiz, aşı tedavileri dediğimiz yeni ilaçlar gelişti. Bunlar da ülkemizde birçoğu kullanıma girmiş durumda. Devlet tarafından da ödenmekte. Bu tedavilerle kemoterapide olmayan, sadece kanser hücrelerine özel tedavi uygulama şansımız olmakta. Kanserin gelişim mekanizması, yayılımıyla ilişkili olan bazı moleküller, bazı reseptörler hedef alınarak geliştirilmiş ilaçlar var. Gene aynı şekilde vücudun immün sistemini kuvvetlendirerek, vücudun kanser hücreleriyle savaşma gücünü artırmaya yönelik tedavi ajanları var. Aşı tedavisi dediğimizde kanserden korunmaktan ziyade kanseri gelişmiş olan hastalarda dışarıdan vücudun immün sistemini artırmak veyahut kanser hücresinin belli bir reseptörüne karşı gelişen antikorları vermek veyahut bu hastanın kendi kanser hücresinden aşı elde ederek hastaya uygulamak şeklinde kemoterapiden farklı olarak hem daha uzun süreli hem de daha uzun süre etkili tedavi seçeneği kullanmamız mümkün geldiğimiz noktada. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Daha önceden çaresi yokmuş gibi olan birçok hastalığı tedavi edebiliyoruz. Yeter ki hastalarımız bu konuda uzman olan hekimlere ulaşsınlar ve bu tedaviyle ilgili araştırmalarını devam ettirsinler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.